tamam. Adres doğru da kime şey yaptınız siz? Ya ben Ozan Karaman'a geldim. Ozan Karaman'ın... Bir dakika kardeşim. Tamam öyle girdim diye girmek olur mu? Bir dakika çağıracağım. Ya çağırmıyorum işte. Ya, lan, ya bacım hele bir lan, şey Ozan kardeşim lan! Ya, Ozan lan. Allah aşkına gel lan! Ya Ozan'ı çağır değil işte ya Allah! Yapma! Lütfen nereye edeceğim ben? Ya. Kimsin Allah aşkına? Ne oluyor kardeşim? Ne oluyor ben? Ne oluyor? Sakin ol. Çabuk gel. Dur Zeynep bir dur. Dur dur lan Hamdi bu Hamdi Hamdi. Lan Hamdi. Ya Ozan ya ne ettin yenge kafayı kırdın ya. Hamdi ne ya? Yiyelim miyim ya da Allah ya. İyi geleyim ben onu iyi geleyim Hamdi ben ya. Neden öyle deyince yapmışsınız? Vay Hamdi. Hamdi diye ben mi? Ay ben nereden bileyim yeğeni olduğunuzu da şey yaptığınızı. Bak şişirttim bile ya. Nasıl vurdun işte? Ay kafanıza da şey yaptım. Şişti bir şey yok. Geç. Öldürüyorlar sandım. Elim ayağıma dolandı. Biz bu ayıyla her zaman çocukluğumuzdan beri hep bu beni zaman gözü Ozan Karaman diye bağırıyor. Ben de ulan dedim birbirimize dalarız. Ozan Karaman! Ulan! Yapmayın! Yapmayın lan! Lan! Ozan imdat! Oğlum kaç yıl oldu ya? Nasılsın? Söyle bakayım ya Hamdi. Vallahi iyi mi gel. Asıl sende ne var ne yok. Bende her şey aynı bildiğin gibi. Ama ne olacak Hamdi? Bizde de her şey aynı bildiğin gibi işte. Bildiğin gibi. Bilmedim mi? Düğünümüz var. Hayatımız da farklı. O kadar. Sen de ne iyi ki geldin yani. Tam da düğün arifesine yetiştin. Sen gelmiyor olsan Ozan hiç tanıştırmayacak bizi. Ama saçmalama Zeynep. Tanıştıracaktım tabii ki yani. Hamdi'yle nasıl tanıştırmam seni? Valla halam çağırdı. Gel dedi. Düğünden önce bir gör. Önceden tanış. Sonra döneriz beraber. İki günlüğüne zaten. La. La oğlum iki günlüğüne olur mu lan? Özlemişim diyorum seni. Anlamıyor musun sen ya? Valla kardeşlik ben de çok özledim seni ya. Bak hele çocukken ne didişirdik seninle? Ne kavga ederdik ama değil mi? Ama şimdi Arda büyüdük, olgunlaştık oğlum ya. Ya biz bundan var ya çocukken 5 dakikada bir kavga ederdik. Eski de işte büyüyünce bir çocuklukta yapılıyor onlar. İyi ki de yapmışsınız ne güzel. Yorgunsundur ben sana bir yorgunluk kahvesi bir çay demeyeyim. Ya zahmet etme yenge. Aa aşk olsun canım. Ya zahmet ne diyor ya zahmet ne demek ya? Asıl bak sen şuna bak ya. Ha ne günlere geldik ha. Koskocaman adam olduk. Bak evleneceğim kadının elinden kahve içeceksin gördün mü? Ay, çocukluktan adamla. Ay çok duygusal. Çok tatlı. Sana da. Canım benim. Ay yenge maşallah. Anlat bakayım nasıl gidiyor ya? Vallahi nasıl gitsin ya? Her şey aynı bildiğin gibi. Değişen bir şey yok. Allah'ım. Allah ne kavga ederdik. Ozan'cığım. Halamız geldi. Halamız da geldi. Hadi benim davarlarım. Hala. 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 Ben de be, ben de. Ben de be abi, kolam. Zeynep, kızım. Hadi bana bir yorgunluk kahvesi yap da davarlarımla içeyim. Bir de bana ev terliklerini getiriver. Hadi yavrum. Tabii ya. Oo, kurban. Kolam benim ya. Ben erken konuşmuşum demek ki. Çocukluktan adamla adamlıktan davarla. Hala. Bayılırım ben şimdi. Hala. Şimdi bak, bu karşıdan karşıya geçerken, bak burası çok komik Zeynep. Şimdi bu Hamdi sana kafayı yukarı kaldırdı. Ya bravo oğlum sen bırak. Ben hiç olmazsa kafayı kaldırdım. Senin tavuk çiftliğinden gelirken başına gelenleri anlatayım. Ne oldu? Çiftlik de mi? Yapmayın. Hava çok sıcak tamam mı yenge? Böyle güneş tepeden vuruyor. Ya saçmalamayın ama artık gelimin önünde ya. Ne oldu ya? Başka anlatacak hikaye mi kaldı? Tamam var bir sürü hikaye var. Pozantıyı anlatayım. Pozantıyı anlatayım. Çiftlikten aldım. Oğlum o günden sonra ben zaten... Şimdi ben aldım satanı bir bozdum. Keyfimizi kaçırmayalım ya. Keyfimizi kaçırmayalım. Pozantı mı? Pozantıyı anlat Pozantı. Sen pozantıyı anlat. Hani Güldesne teyzenlerin başı. Gidin! Çekil şey dur. Ozan sana aldı be. Ne oldu be pozantı? Güldesne teyzenin çitiri diyor. Çitlerden anlıyor. Çitlerden.
Ya ondan da. Ya şimdi deli mi? Herkes onu kendi elleriyle boyardı. Boyardı dedi ya. Nereden bilsin kimisi ya? Ya nereden bilik? Nasıl bilik ya? Ya ben biz şimdi buna 9-10 yaşlarındayız, tamam mı? Çıkıyor anlam. Şimdi her yaz böyle halam bizi ikimizi elimizden tutup böyle güldesteği teyzenin şeyine doğru götürüyor böyle. Çiftliğe doğru. Böyle elimizden tuta tuta falan böyle. Ama bunların elleri de bir şişman ki ya. Valla tutamıyorum. Elli diyordum sakin. Ama niye köfteli diye? Bu Hamdi var ya sürekli ekmek arası böyle doldura doldura yedi. Allah 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 sen bu Hamdi'nin ekmek arasını koyup yediklerini anlatmayayım bir kişi. Çiftleri anlat. Çitleri yakalayamadım zaten. Önce çitleri anlatacağım. Tamam neyse. Bana ne? O zaman bir dakika. O zaman ben de Ozan'ın başına gelenleri anlatırım. Hatırlar mısın? Pamuk çiftliğinden dönüyorduk hani. Pamuktan dönüyorduk hani seninle beraber. Hatırladın mı? He. O zaman senin başına neler gelmiş? Anlatayım mı? Anlat, anlat. Allah aşkına Hamdi anlat. Ama anlat yani. Bir hikayeyi baştan sona anlat. Özellikle kaç kişiydiniz? Nerede oldu? Zaman olarak bana zaman ver ve lütfen en önemlisi sonuna kadar anlat. Bir hikaye de sonuna kadar gitsin. Yenge çok meraklı. Tabii şimdi o yani Hamdi de iyi oynuyor ama benim kadar iyi oynayamıyor tabii. Şimdi bugün sağ aşağı mahalleye gidiyor. Onların bebeleriyle oynuyor misketi. Bütün misketleri kaptırıyor tabii. Vah. Tabii ben de vah vah dedim. Ondan sonra mahalleye döndü. Beni gördü. Allah işte misketlerimi kaybettim. Ağlıyorum ağlıyor. Geldi benim misketlerimi ekşiyor tabii, tamam mı? Biz bir girdik bununla böyle var ya. Ağız yüz kırmacasına falan. Pat adalet hava geldi. Ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? Böyle alt çekti ikimize karşısına. Elinde bir torba misket. Çıkardı bana 20 tane. Çıkardı Hamdi 60 tane. İkimizin de sesi kesildi aşkım ya. Çok güzel, iyi yapmış. Sonra bak bir gün ilkokuldan çıktık şimdi eve dönüyoruz. Hiç olmadı mı? Tamam. Ya aşkım dur bir dinle şunu ya bak. Şimdi ilkokuldan çıktık böyle önlük bitmiş. Salle sümük vaziyette falan dönüyoruz böyle. Bizim yan komşunun meyveliğine daldık ikimiz, tamam mı? Çok güzel yaptınız, ne güzel. Şimdi tabii Hamdi de şişman olduğu için sevgilim ağaca çıkamıyor. Ben çıktım ağaca, tamam mı? Ben yukarıda topluyorum, aşağı atıyorum. Hamdi de... Yiyor onları. İşte yiyecek de tam o sırada Adalet Hamdi'nin yanına geliyor. Ağaca bir bakıyor, ağaçta ben böyle bana bakıyor. Ne yaptı biliyor musun Adalet'a? Ne yaptı Ozan? Ne yaptı? Ulan dedi ben seni okula dedi. Böyle ağaçlara tırman diye bir gönderiyorum. Kal orada dedi. Sonra Hamdi'nin elini tutuyor gidiyorlar böyle. Eve mi gidiyorlar? Yok. Okul çıkış Hamdi açtır diye kebapçıya gidiyor. Nesi komik bunun Ozan? Neden gülüyorsun ki? E kızım durum komik yine. Böyle ağaçın tepesinde Hamdi'yle Allah'ımla aşağıda böyle. Yani bu hikayelerin içinde şimdi Hamdi ya da Halansan komik de Ozansan komik değil yani yemişler seni farkında değil misin? Yok yani alakası var kızım ya. İki hikayede de bir bakar mısın? Ozancığım bir Hamdi'ye bak bir sana bak. Yani Hamdi'nin senden 40 misket fazlası var ve de kebapçıda. Ya yok o öyle denk gelmiştir kızım ya. Güçtür. Güçtür. Bravo. Hadi bakayım. Ne oluyor ya? Hayırdır sabah sabah? Günaydın kızım gel gel. Bak bunlar çocukluğundan beri hep böyle. Ozan yavaş. Boğulacaksın şimdi. Yok yok bir şey olmaz. Yarışmada şimdi o. Yok. Gördüklerimden yola çıkıyorum. Ne yapıyorsunuz? En kısa sürede en fazla gözleme yapıyorsunuz. Evet evet. Hamdi bu konuda rekortmendir. Ay vallahi ben bu konuda Ozan'ın eline su dökebilecek bir insan olduğu tanımıyorum alacım vallahi. Ben onu söyleyeyim yani sana ha. Bu konuda senin üzerine hiç kimse su dökemez ya. Aslanım benim. Kaplanım ye. Tam onun kalemi bir yarışma bu. Ozancığım ye aç ağzını da ye. Ne oldu? Kaç tane? Kaç tane? Zor değil. Tam senin kalemin bu ya. Kaç tane yedin? 8. 8 ve aslanım benim. Yürü. Ben diyorum sana. Ona nasıl yiyor tıkım tıkım ayakta eline su dökemez. Hamdi kaç tane yedi? 12. Bitti. Çüş. Hamdi bu işte. Yemeye de yenmeye de alışık yarata. Ya Hamdi vallahi. O zaman bir de şey yapsınlar.
O zaman bir de benim yaptığım yemeklerden bir yarışma yapsınlar. Yapsınlar kızım, fark etmez. Yapalım, tam senin kalemin. Ben seni eğittim bu konuda. Hayatta onun yemeyeceği bir şey yapıyorum. Ne yiyeceğiz onu? Brokoli ya, brokoli. Brokoli. Ne bu et, hamur manyağı olmuş zaten. Ekmek kafalı olmuş. Hayatta brokoli yiyemez. Kesin kazanırsın bu yarışmayı. Ben seni eğittim yıllardır. Süper fikir. Evet, brokoli. Evet, bravo aşkım valla. Bir de brokoli ne işe yarar derdin. Hadi götür. Ay ne eğlenceli. Hadi bu bakalım. Abi. Ne şimdi ikinci yaşında? Yani şimdi brokoli gelsin, onunla kapışalım sen. Gelsin, o da gelsin. O da amcaoğlu da gelsin, dayıoğlu da gelsin. Hepsi gelsin. Vallahi iyi yerim diyor. Yer bu ayı. Adanalı yok oğlum. Biz ne yapacağımızı konuştum. Adanalı yok, yiyerek. Oy midem gitti vallahi, patlayacak midem. Vallahi ben de çok yemişim yiyince. Vardı o kadar yediniz değil mi? Ne yediniz o kadar? Vallahi. Katı kadar adam oldunuz. Sürekli didişip duruyorsunuz. Hep onun fikriydi Yenge. Hep o yaptı. Orada konuş bana, dolama. Sen demedin ben senden daha çok yerim diye. Dedim Allah Allah. Sen ne kaza geliyorsun? Yedirtiyorsun bana o kadar. Ne dedin? Sen de neyin ben de gözlemeyi daha çok yerim diye. Sen de ben de seni geçerim de. Çünkü katarım ha. Vallahi atarım terliğimi. Bu ne be? Halaya söylerim. Vallahi söylerim, halanıza söylerim. Allah'ını seversen Allah'ı söyleme ya. Şimdi onun Adanalı damarı tutar, bizi maçta seyrettirmez akşam. Ben zaten Fener'in maçını ne seyredeceğim oğlum? Anladım. Aman! Evet. Fener'in de çok... Evet! Tövbe terbiyesiz, ya. Edepsiz ya. Ayıptır ya, ayıp. Hadi benden utanmayın. Sözünden utan, nişanlından utan. Aslan ya. Oradan. Ama nerede bileceksin sen tabii değil mi? Medeniyeti, terbiyeyi, Avrupa görmüşlüğünüz mü var? Aman siz gördünüz de ne oldu lan? Fenerbahçe Cumhuriyeti oğlum! Oğlum gerçekleri tarih yazar. Tarihi de kalsın. 6-0 lan, 6-0. 3-0'dan 4-3. Devam edin mi? Devam edin mi? Ne görsen orada sen? Ne oldu ya? Siz hala birbirinizi mi yiyorsunuz? Yiyorlar. Yiyorlar hala. Birbirlerini yiyip didik didik yiyip durdular. Maç yüzünden, futbol yüzünden kavga ettiler. Niye ki? Ben vaktiyle öğretmiştim onlara hangi takımı tutacaklarını. Bilmiyorum. Değil mi benim davarlarım? Ha? Evet. Çığırın bakayım. Adana. 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 Aferin. Adana. Adana! Ah. Adana! Ay! Yediniz lafları, işittiğiniz azarları ne oldu? Adana sporlu oluverdiniz bir anda. Ama bizim ikinci takımımız zaten Adana. O senin. Benimki Adana Demirspor. Oğlum Adana Spor tamam mı Emre? Adana Spor yiyen, Adana Demirspor yiyen! Adana'da Adana Spor, Adana Spor, Adana Spor da değilse Adana Demirspor! Adana Spor! Oğlum, evladım, nedir bu haliniz? Ya yeğen demek, kardeş yarısı demek. Hadi bunları biliyoruz ya, sana ne demeli gelin? Ne demeli? Ben arada şey oldum. O iki çatışma arasında kaldım ha. Ne yapacağımızı şey bilemedim, haklısınız yani. Aferin, tabii ki haklıyım. Sen bir şey demeyecek misin Ozan? Ne söyleyeceksen yüksek sesle söyle de anlayalım Ozan Efendi. Hep böyle oluyordum hala, hep böyle oluyor, hep böyle. Hep Hamdi'ye, bana hiç. Çocukluğumdan beri bıktım ama ya. O nasıl söz evladım öyle? Ne demek nasıl söz hala? Çocukluk hikayelerinin sonunu bir hatırlasana ya. Her hikayenin sonunda olan bana oluyor. Allah'ım yarabbim. Bir de beni öyle inandırmışsınız ki komik sanmışım. Zeynep söylemese gülüp geçeceğim vallahi ya. Aa, Zeynep öyle mi söyledi? Şimdi yani benim içimdeki şey öyle demedi. Öyle demedim desem ne? De görünen o ki ne ki? Son tahlilde sonuç itibariyle öyle demişim gibi duruyor. Ozan beni ateşe attı. Oğlum, evladım, Ozan'ım olur mu hiç öyle şey evladım ya? Olmaz tabii. Olur mu hiç? Haklı yani ben şimdi ne şöyle... Oğlum, bak Hamdi, tabii ki Hamdi'ye her şeyi vereceğim. Kendim. Çünkü onun hiçbir şeyi yok ki evladım. Değil böyle mi? Geldi, böyle gidecek. Değil mi? Değil mi? Ya ama sen öyle misin ya? Değil mi? Sen çocukluğundan beri hep çok farklı, çok özel bir insan oldun. Bak, güzel güzel okudun, başarılı bir iş adamı oldun. Öyle değil mi ama? Öyle mi diyorum gerçekten? Öyle demiyorum, öylesin oğlum.
Değil mi ama kızım? Evet, dediğiniz gibi, sizin de dediğiniz gibi Ozan da çok parlak değil. Dediğiniz gibi belki bazen kesin bazı insan, birçok insanlar çok daha eksik, kusurlu. Ne? Çürük, defolu yani. Ne? Sakin ol Zeynep, ne diyorsun kız? Defolu, yitik. Birçok kuzeninden sakin ol. Daha aşağıda. Sinik. Yavrum, hadi kurban olsunlar. Hadi bakayım, hadi. Hadi. Ay, düğüne bekliyoruz. Muhakkak bekliyoruz İnşallah. Düğüne. Kusura bakma, hakkını helal et. Rahatsızlık verdik. Estağfurullah, olur mu? Sen asıl Ozan'ın kusuruna bakma. Kazık kadar olmuşlar, hala böyle bir rekabetle. Aman kızım, bunlar çocukluktan beri böyleydiler ya. Ne demişler, can çakar, uy çıkmaz. Ya yok hala, vallahi ustandık artık ya, tamam. Tabii ustandık canım, bitti. Kocaman adamlar olduk. Yarış marış, hiçbir şey yok artık. Hadi gidin artık, kaldık ayak. Böyle. Hadi bakayım. Bakar ne diyeceğim ya. Ya sen gelmeyeydin, ben giderdim otogara tek başına. Olur mu oğlum, ben götürürüm seni. Hadi seni bavul tek başına taşıyamazsın arabaya kadar. Yok ya, sen öyle zannet. Aa, artık kakanıza ya. Hadi akılla gidip akılla gelin lütfen. Bir terslik yapmadan lütfen. Arabaya kadar yarış yapar mısın? Arkada kalan. Davar olsun. Onu biliyoruz artık, davar olsun. Öküzden soğuttular adamı. Aa, sen yarın Can'la buluşacaktın, ne oldu? Buluşacağım aşkım da, onun işi varmış. Ben onun yanına gideceğim, onun ofisine. Aa, çok güzel. Hazır sen Can ofisine gitmişken, onun ofisinin orada çok güzel bir CD'ci vardı. Ben burada istediğim, bu tarafta istediğim CD'leri bulamadım. Sana ismini yazsam da, hazır gitmişken CD'yi alsan bana. Olmaz aşkım, çünkü işi bitirir bitirmez hemen Can'la maça gideceğiz. Aa, çok güzel. Stadyumun orada şey vardı, benim temizleyicim vardı. Hazır gitmişken oradan benim temizleyicimden pantolon bırakmıştım. Benim pantolonumu alır mısın? Tamam Zeynep, bakarız ya. Adam, mutfağa mı gidiyorsun? Ha. Hazır gitmişken. Ha ne? Ne hazır gitmiş? Hemen kitle, hemen bir şey. Kitle, ne var, ne? Dolaptan marul çıkartır mısın diyecektim. Ha tamam, o kolaymış, onu yaparız. Ben tamam. Hazır çıkarmışken onu böyle ince ince doğrasan. Hı. Limonlu, zeytinyağlı bir sos yapsan üzerine. Önce limonunu koy ama. Bir tane limon sık. Ondan sonra da birazcık zeytinyağı gezdir. Tuz koyma, ödem yapıyor benden. Yani yemeğin ortasında durup dururken bildiğin salata yapayım yani, öyle mi? Hazır gitmişken salata yapıver. Unutmuşum. Bunlar böyle kuru kuru gitmiyor. Anladım. Yemekten sonra da tuvalete gideceğim. Oradan bir şey istiyor musun sevgili? Ay, banyoya hazır gitmişken. Aa! Ne oluyor be? Ne dedim ki? Zeyno. Hı? Pizza siparişini vereceğim ben. Ben etli mantarlı yiyeceğim, sen? Tamam, ben de. Hı. Yalnız benimkinin içine bir de siyah zeytin koysunlar. Soğan koymasınlar. Benimkinin içinde soğumamışsın. Bir de kenarlarını kıtır kıtır yapıyorlar ya Ozan. Kıtır kıtır yapmasınlar. Ben öyle sevmiyorum. Şeyi yaptıktan sonra, pişirdikten sonra da hemen böyle kartonun içine koymasınlar. O zaman yumuşuyor. Böyle iki dakika tezgahın üzerine biraz beklesinler. Gelen getiren çocuk da şey yapsın. Eh be sevgilim ya. Eh be kızım ya. Ulan bir kere de menüden bir şey seç de olduğu gibi sipariş edelim ya. Ne dedim ya? Ne yaptım ya? Ulan her seferinde özel bir isteğim var ya. Lan tost söylemem bile mesele kardeşim. Allah Allah, ağzımın tadı var yani. Ne istediğini bilen bilinçli bir kadınım. Hadi, hadi oradan. İtiraf et, böyle alengili siparişler verince kendini özel hissediyorsun. Ay, Ozan'cığım ne alakası var? Ben zaten özelim. Verdiğim siparişten belli, Allah Allah. Hı? Ne? 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 Şu sosu bir daha söyleyeyim. Aman iyi be, çok biliyorsun. Zeyno. Hı. Aşkım son bir dilim kaldı. Yiyor musun yoksa ben götüreyim mi? Aa, yok yok, sen ye valla. Ben o kadar aç değildim zaten. Efendim? Aç değildin? Değildim o kadar. Ne kadar yedim zaten. Kuş kadar yiyorum, bilmiyor musun? Sen kuş kadar yiyorsun. Ulan şurada gözümün önünde 6 dilim pizzayı yuttun böyle löpür löpür. Kabalaşma Ozan. Ne kabalaşması, Allah Allah. 6 dilim yemedin mi? Sen benim lokmalarımı mı sayıyorsun? Hayır kardeşim, lokmalarını saymıyorum ama... Ya bu böyle aç değilim, kuş kadar yiyorum meselesini anlamak mümkün değil yani. Hangi kuşmuş o, çok merak ettim. Birazdan üzerine oturacak şimdi o kuş, göreceksin hangi kuşmuş. Öküz. Ay Ozan. Hı. Yarın benim dünyalar kadar işim var. Pastanede de çok siparişim var. Erkenden pastaneye gitmem lazım. Git. Ha şey diyeceğim, dışarıda da işte bir sürü işim var.
sen benim yerime onları halleder misin? Olur, nedir? Ha, şimdi. Şimdi evden çıkınca doğru kuru temizlemeciye git. Hı. Tamam mı? Orada ben bir şeyler vermiştim. Onları al. Yalnız geçen sefer o ceketin ütüsünü pek iyi yapamamış. Onu söyle, ütüsünü güzel yapsın. Sonra bir öncekinden bir monttan da bir 20 lira alacağım kalmıştı benim. O parayı ondan düşsün, öyle hesaplaşın. Oradan sonra da kuaföre git. Ben fön parasını şey yapamamıştım, verememiştim. Şey yapamamıştım, onu verirsin. Ama manikürden de 35 lira kalmıştı. Onu ondan düşsün, bir de bahşişi de düşsün. Onunla da öyle hesaplaş. Tamam mı? Ne tamam? Tamam, anladın mı dediklerimi? Ha, anladım. Ne yapacakmışsın? Evden çıkacakmışım. Hı. Sonra da... Of Ozan ya! Ne of Ozan ya? Allah Allah! Söylesem matematikten kelime anlamazsın. Ama 42'nin 40'ında kuyruğu birbirine değmiyor ya. Kombinasyon full, permütasyon full maşallah matematik denklemleri. Ben nasıl bunları kafamda tuttum da? Getir kalem kağıdı. Kalk sen yaz. Allah Allah, onu ona ver, onu ona ver. Nasıl tutuyorsun bunları aklında ya? Aşkım. Hah, canım. Güzelim, hazır mısın? Nasıl olmuşum? Ay, bu saç kesimi sana gitmiyor Ozan. Hı? Hikmet Berber bence senin saçını yanlış kesiyor hayatım. Böyle bir, ne bileyim, yüzün böyle daha da bir uzun duruyor. Böyle bir alnın, böyle bir dar, böyle bir ebleh duruyor böyle buraların. Ne ya ben erkek şeyinden, berberinin şeyinden anlamam ama erkek saç kesiminden sen bilirsin yine yani. Tamam tamam, neyse. Şimdi saça yapabilecek bir şey yok. Sen üstün başın nasıl olmuş, onu söyle bakalım. Yani renk harmonisi olarak böyle düşük profilli gösteriyor seni ya. Ay bu pantolonun kesimi hiç sana göre değil Ozan'cığım. Tıkık oluyorsun bununla, böyle tıknaz bir şey oluyorsun yani. Yani benim görüşüm tabii, sen bilirsin yine. Ne güzel iş ya valla. Yap, sıva, ondan sonra sen bilirsin. Valla gidip kendimi atacağım şuradan aşağı. Ya da bunu bu kadar büyütmeyip daha pozitif düşünüp gidip üzerini değiştireceksin hayatım. Tabii yani bu benim fikrim yani, yine de. Ben bilirim değil mi canım? Ben gelmiyorum kızım. Aa, saçmalama. Ay, Eda'larla yemeğe gidiyoruz ama. Yemeğe gideceğiz, bekliyor insanlar. Eda'larla her yemeğe gittiğimizde yemeğin hesabı bana kalsınak oluyor nasıl olsa. Bir de Eda'nın gerizekalı muhabbetini çekiyorum. Bir de maç var akşam ben. Ben bilirim kızım, gelmiyorum tamam mı? Ben bilirim, bu kadar. Kalkıyorsun. Hemen üstündekileri çıkartıyorsun. Dolabının oraya ben sana giyeceğin eşyaları koymuştum. Onları üzerine giyiyorsun. Arabayı çalıştırıyorsun. Ben de iniyorum. Peki hayatım. Yani hala bazı şeylere kendi kendine karar verebileceğini sanıyorsun ya. Ben de buna inanamıyorum. Ozan. Ozancığım ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Ozan'cığım sehpanın üzerine koymuşsun pis ayaklarını. Onun üzerine de yemek yiyoruz biz. Allah Allah. Sen de bu sehpanın üzerine ayaklarını oje sürüyorsun. Olabilir. Sürerim. Yine de senin pis ayaklarını sehpamızın üzerine koyman için bir bahane değil. Neden ayakların pis oluyormuş ya, Allah Allah. Sen ne kadar da bir banyo yapıyorsun ki? Ben her gün yıkanıyorum cicim. Aferin cicim. Ben de her gün yıkanıyorum. Neden benim ayaklarım pis oluyor da senin ayakların pamuk oluyor anlamadım. Ben kadınım çünkü. Yani? Yani'si yok. Sen erkeksin. Sen daha çok kirleniyorsun. Çüş. Hayatımda bundan daha saçma bir şey duymamıştım ya. İkimiz de aynı derecede temizleniyorsak, ikimiz de aynı derecede temiziz demektir güzelim. Ne bakıyorum ben? Bir cevap bekliyorum. Dur, düşünüyorum. Bulamadım değil mi cevap? Çünkü haklıyım, güzelim. Senin ayaklarınla benim ayaklarım bir değil. Ben temizim, sen pissin, tamam mı? Ve bu tartışmaya açık bir konu değil Ozan'cığım. Aksi takdirde burada kanepede uyursun, ayaklarını da nereye istersen oraya rahat rahat koyarsın. Yok hayatım, şaka yapıyorum ben. Aa, hiç bu ayaklar, yemek yiyoruz sehpanın üzerinde, ayaklar oraya konur mu ya? Hem pis ayaklarımı olur mu ya hayatım sen? Değil misin bak, tamam. Ay, şeylerimi de söyle. Dezenfekte şeyle temizleyeceğim şimdi orayı ya. Hadi kızım sen hala giyinmedin mi? Geç kalıyoruz ya. Çıldıracağım. Gerçekten kafayı yiyeceğim şimdi. Hiçbir şey bulamıyorum. Bulamıyorum hiçbir şey. Birbirine karışmış.
Gardırop almamız lazım. Doğru söylüyorsun. Buzdolabına as as nereye kadar değil mi sevgilim? Sevzeklik etme Ozan. Ben onu mu diyorum? Ne diyorsun sevgilim? Ne diyorsun? Allah Allah. Koskoca gardırop önünde durmuşuz. Bana yeni bir gardırop almamız lazım diyorsun. Ya, şuraya bak. Ya bir kere de yani bir kere de. Hadi leblebi geçtim. Leblebi deyince leblebi olduğunu anla. Leblebi nereden çıktı şimdi anlamadım ya. Ozancığım karıştırmış diyorum. Her şey her şeye karışmış. Bütün abiyelerle sporlar bir arada zaten yetmiyor. Yetmiyor yani olmuyor yani. Yeni bir gardırop almamız şart. O kadar. Vallahi sevgilim ben benim kıyafetleri çıkarayım diyeceğim ama... ...üç tanecik senin dişinin kovuğuna yetmez. Yetmez o yüzden yeni bir gardırop alalım diyorum işte. Tamam alalım sevgilim. Peki çok güzel iyi diyorsun da... ...nereye koyacağız o gardırobu? Yer yok. Ay of! Çıldıracağım zaten. Her şey üstüme üstüme geliyor. Bir de sen üstüme gelme lütfen. Kotlarım nerede? Aşkım abi bunları buzdolabına asma fikrini bir daha düşün istersen ha. Ha? Şiştim. Hadi hadi kızım geç kalıyoruz hadi. Şiştim gerçekten şiştim şu anda. Tamam, şişme demiyorum hobi olarak gene şiş ama konserden sonra tamam mı tatlım? Hadi aşkım geç kalıyoruz. Ne giyeceğim ben ya? Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Ne bileyim giy işte bir şey seç giy ben hadi çıkıyorum ben. Of tamam ama lütfen bu gardırop olayını şey yapmıyoruz, rafa kaldırmıyoruz. Tamam aşkım. Bu konu kapanmadı. Tamam sevgilim yalvarırım bir şey giy hadi ne olur hadi giy bir şey de gidelim be. Hadi güzelim ya. Tamam ya. Şiştim. Yok hiçbir kıyafetim yok. Kıyafetim yok. Yeni kıyafet almam lazım. Ya ne kızım daha az önce bir gardırop dolusu... Tamam sus. Sus Ozan. Ozan sus. Sen niye buradasın zaten? Allah'ım, gider misin? Allah'ım yanına gelmek gider misin istiyorum. Zaten? Allah'ım. Ha biri yanımdayken bir şey Allah'ım. Seçemiyorum. Seçemiyorum. Yanımdayken bir şey seçemiyorum. Alacağım şimdi. Geliyorum aşkım geliyorum. Bir bardak su içip hemen yatakta yanındayım sevgilim. Sen hazırlıklarını yap. Suyu içelim ki mevzu esnasında hararet yapmayalım değil mi aşkım? O ne lan? Bir bahçeyi mi kazıyor orada? Yan komşunun bahçesi değil mi o? Aa! Bu bizim yan komşu ya. Gece gece niye bahçeyi kazıyor lan bu herif? Kesin bir şeyler çeviriyor ha. Zeynep! Zeynep! Aşkım çabuk gel Zeynep! Bayağı bildiğin bahçeyi kazıyor bu herif ya. Kesin pis bir şeyler çeviriyor ha. Zeynep! Ne bağırdın? Gel çabuk gel. Ozan hemen her şeyi telaşa veriyorsun. Ne bağırıp duruyorsun ya? Şu komşunun bahçesine baksana camdan bir. Ya ne ben senin yukarıda seni bekliyorum. Sen burada nelerle uğraşıyorsun Ozan ya? Ya kızım ya Allah Allah bir komşunun bahçesine bak diyorum şu camdan. Ne bakacağım ya röntgenci miyim ben senin gibi? Ben ne röntgeni saçmalama hasta etmedim. Bir bak şu bak. Bir bak. Bakıyorum. Ana. Ana Ozan o ne? Ne? Adama bak ne yapıyor? Ne yapıyor? Bahçesini kazıyor komşumuz. Ya seni boşuna çağırmadık herhalde. Üstelik de gece gece kazıyor herif. Ozan. Ozan ışıkları kapat. Işıkları kapat. Adam orada bahçe kazıyor. Bizim burada ışıklar böyle kabak gibiyiz. Zeynep hemen yukarı çıkalım. Zeynep ışıkları kapatmamız lazım. Ay ne kadar zekisin gerçekten. Sen olmasan burada elinde kazmalı şeyimiz bizi gebertebilir yani belki de. Bir seyirci gibi seyrediyoruz. Burada bir patlamış mısırımız eksik Ozan. Doğru söylüyorsun. Hadi gidelim yukarı çıkalım çabuk. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Yine mi kapatmadın ışıkları? Yine ışıkları kapatmadın Allah'ım. Niye kapatmıyorsun acaba ışıkları? Akşam akşam gece gece bahçesini kazıyor ya. Valla benim aklıma hiç hayırlı bir şeyler gelmiyor. Benim de. Ama bu adam cinayet işlemiş olmasın? Cesedi gömmek için mezar kazıyor olmasın? Olmasın tabii ki. Yuh artık. Dediğin şeye bak. Yani komşumuz katil mi yani? Olamaz mı yani? Olamaz. Ay olamaz Ozancığım. Ay ağzına hayırlı bir şey çıksın lütfen. Peki hayırlı bir şey. O zaman domates ekmek için kazıyor bahçeyi beyefendi. Ya da su parası pahalı geliyor da artezyen arıyor. Ya da spor yapmak istiyor. Aa ya da buldum buldum. Dünya yuvarlak olduğu için buradan kazacak. Bedava'dan tam altımızdaki ülkeye çıkacak. Ay Ozan ya. Ya hayırlı bir şey söyle diyoruz. Saçmalama diyoruz. Ulan adam gecenin bir saatinde köründe bahçesini kazıyorsan hayırlı bir şey diyorsun. Bundan daha fazla saçmalayabilir miyim yani? Allah Allah. Kesin cinayet yani. Kesin cinayet mi yani? Kesin değil tabii ki.
Peki şöyle düşün kızım. Şimdi adam bahçeyi alttan kazıp gelip bizim eve girerse. Niye ki? Karısının yemekleri çok kötüymüş. Bizim dolabı boşaltmak için. Allah Allah. Allah'ım, bizi öldürmek için tabii ya. Ya Rabbim. Niye öldürüyor bizi ya? Öf, kafamı çarptım. Neden öldürüyor bizi? Durup dururken niye böyle gerginlik yaratıyorsun? Ortan yok mu senin be adam? Ya kan görüne yapıyorsun ortalığı? Ya da saçmalatıkça saçmalıyorsun? Sen söyle bakalım o zaman niye kazıyor bahçeyi beyefendi? Kesin define var. Aha. Vallahi iyi akıl ettin. Çil çil altınlar kızım. Çil çil altınlar. Doğru söylüyorsun lan. Ay Ozan ya, ne para gözsün Allah aşkına. Bu durumumuzda, bu tırsıklığımızda bile gülüp gülüp şeklini değiştiriyorsun. Oturma şeklini değiştiriyorsun parayı duyunca. Şşt. Bir şey söyleyeceğim. Ne malum altından herifin tarafında oldu? Ya bizim bahçedeyse defile. Herif alttan tünel kazıp da alttan bizim altınları götürürse. Ki götürüyor. Yedirir miyim lan ben saçmalama bu altınları? Saçmalama be! Saçmalama! Salak salak haliflerle ben ne yapacaksın? Adamı gitmişken öldürüver o zaman. Hazır kazılmışken çukur içine atarsın adamı. Saçmalama, para için ne yapıyorsun ya? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yatacağız, uyuyacağız. Sabah ola, hayrola. Sabah kadar altın mı kalır kızım? Hepsini götürür o herif. Ya saçmalama be! Ay bin pişman ediyorsun define dediğimi ya. Define dediğime. Otur yat hadi. Yat. Yat Allah aşkına yat. Canımızı sokakta mı bulduk ya? Anladım. Allah Allah. Gece gece adam böyle bir şey yapmaya cesaret etmiş. Gözü dönmüş zaten. Çatlayacağım meraktan. Vallahi ben de. Ben bir şey göremiyorum. Vallahi ben de. İyice meraklandım. Vallahi ben de. Sen başka bir şey söyle, sıkıldın. Vallahi ben de. Of! Sen komşuya götüreceğim şimdi, gömsün seni. Stresliyim zaten. Vallahi ben de. Ama tamam. Ya bir şey söyleyeceğim. Hakikaten ortada bir şey görünmüyor ya. Bu ne ya? Rüya mı gördük acaba ya? İkimiz birden mi? Olamaz mı? Olamaz tabii ki. Adam alenen kazıyordu. Ortada hiç toprak yok, iz yok. Demek ki komşumuz işini tertemiz yapmış, bitirmiş. Arkasına hiç iz bırakmamış. Ha bak. Evde hareketlilik devam ediyor. Altınları alıp kaçmamışlar demek ki. Vallahi nüfusta da bir eksiklik yok. İki çocuk, bir adam, bir kadın. Devam yani. Ölen giden yok. Zeynep. Bence biz kafayı yemeye başladık. Aynı zamanda da ortak rüyalar görmeye başladık sevgilim. Ya bu akşamı da bekleyelim. Bir daha bir bakalım. Bakın bir hareketlilik var mı? Meraktan çatlarım ben. Vallahi ben de. Ay beni daha sonra doladın ya. Akşamı dar ederim ben. Zor olur vallahi akşam. Vallahi ben de. Ya kızım vurttuğuma komşular görecek ya, Allah Allah. Görsünler. Ama görse görsünler. Kimsenin kuyusunu kazdığı mı yok? Sevdim ben bu lafı. Yani vallahi ben de. Utan. Dudaklarım kabardı vallahi. Ay yatalım artık Ozan. Çabuk pes etmek yok sevgilim. Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz adam sabah kadar gelmezse. Ne yapacağız burada, böyle sabahlayacak mıyız? Ya kızım şimdi gidip yatarsak yatakta sabah kadar meraktan sabahlarız. Ay şöyle bir şey yapalım. Nöbetleşe kalalım, tamam mı? Nöbetleşe kalalım. Biri burada kalsın. Adam çıktığında ötekine haber versin. İlk nöbeti sen tut. Tamam mı? Hadi Allah rahat ver. Ne? Yok. Geldi. Ay Ozan çıktı. Aşkım elimde kazma var. Ay kazacak mı acaba? Yok, kazmayı bahçeye çiçek çıkarmış. Tabii kazacak kızım. Baksana kazıyor bile hatta. Ay anneciğim vallahi kazıyor. Allah, demek ki aklımızı yitirmemişiz kızım. Sevindiğin şeye bak ya. Yan komşumuz psikopat gibi gecenin bir yarısında çukurlar kazıyor. Senin bir zil takıp oynamadığın kaldı. Yok kız, ben onu şeyden söyledim böyle... Yani aklımız yerinde diye söyledim be. Bu adam deli mi ya? Bizim aklımız yerinde de yan komşumuzun aklı yerinde değil. Deli mi bu adam? Deli, ne delisi bu? Deliden daha tehlikeli bile olabilir. Baksana nasıl telaşla aceleyle kazıyor. Kesin bir şey çeviriyor bu, kesin. Ben polise haber vereceğim. Dur. Saçmalama. Emin olmalıyız önce. Gördüğünden emin ol, gömdüğünden emin ol. Olsun kızım, işin ucunda rezil olmak da var yani. Bak bir şey söyleyeceğim. Yarın gidelim, şimdi biraz ağzını arayalım. Bakalım bir şeyler çeviriyor mu, bir şüpheli bir hali var mı ha? Ağzını mı arayacağız artık, belamızı mı arayacağız? Onun arasını bilemiyorum Ozan'cığım. Ben de bilemiyorum. Ama ben çözerim onu. Humphrey Bogart Ozan demişler bana. Kim demiş acaba? Bilmiyorum.
hoşça kalın. Görüşmek üzere. Çok memnun olduk. Hoşça kalın. İyi günler. Ozan'cığım, yorumun nedir? Vallahi adam da ailesi de gayet normal. Hatta fazla normaller. Evet. Sen eşiniz nerede diye sorduğunda adam telaşlanacak sandım ama... Niye telaşlansın? Adam eşi gitmiş alışveriş yapmaya. Demek ki eşini öldürmemiş. Ya bu adam tavuk bile kesemez. Ben de kesemem tavuk. Konumuz mu bu? Bence öylesine lafın geçti söylüyorum yani. Birini öldürüp de bahçesine gömemez. Doğru söylüyorsun. Çocukların da keyfi gayet yerindeydi. Evet, gayet yerinde. Eşi de sen... Birer küçük şeyi alıvermişler, yavru kedi. Kedilerle evet oynuyorlardı. Güzel, hatta ben oynuyorlar. Eşi de gayet neşesi yerindeydi. Evet, yerinde. Kadın neden yerinde olmasın? Alışverişten gelmiş zaten, eller kollar dolu. Adam tek bir laf bile söylemedi. Gözüne bir kere bile kötü bakış atmadı. Tuzu kuru demek ki yani. Evet. Demek ki Defne aramaya ihtiyaçları yok diyorsun yani, evet. Ha? Kesinlikle yok. Ya biz polise gidip ne diyeceğiz? Adamda bir heyecan, bir telaş, hiçbir şey yok yani. Yok yok. Hatta çok keyifli bir adam. Kültürlü falan da bayağı ya. Niye bunlar böyle yapıyor yani? Neden her gün bu adam bahçesini kazıyor? Geriye iki seçenek kalıyor sevgilim. Ya biz çok kötü niyetliyiz ya da bu adam çok iyi bir oyuncu yani. Sonuç? Sonuç? Bu geceyi bekleyeceğiz. Adam çıkıp kazmaya başlarsa suçüstü yapacağız. Ay Ozan ya. Yine mi uykusuz günler başlayacak yani? Ya kızım, adam bu gece kuyusunu kazacak ve o kuyunun içine düşecek sevgilim. Ya da bizim içimize düşen kurtlar artacak yani. Anlamıyorsun kızım sen. Belki de çok önemli bir seri katil yakalamak üzereyiz. Ya gözümüzü açık tutmalıyız. İki gündür uykusuzum. Nasıl bu gece uykusuz? Gözlerimi açık tutacağım acaba? Tutacaksın, tutacaksın. Hadi eve gidip akşam için hazırlık yapmamız lazım. Hazırlığı. Ay bir havaya girdin, hemen iyice hafiye oldun. Çıkmak bilmiyorsun. Hadi, hadi, hadi. Gece bitecekmiş. Bu gece bitecek. İnşallah. Daha çıkmadı adam. Ya bir daha çıkmazsa... Gizemce bu işi boşuna sabahlamış olacağız. Merak etme. Çıkacak. Kokusunu alıyorum çünkü. Allah'tan çok profesyonel bir partnerim var. Geç tablanı, geç. Aha. Çıktı yine. Çıktı, tamam. Ne yapacağız artık? Benim. Sen hazırlan. Ben tamam deyince, şimdi deyince ışığı açacaksın, tamam mı? Tamam, operasyon başlasın o zaman. Evet aşkım. Şimdi! Hey! Bırak elindekini, sakin ol ha! Bir katil! Katil var! Komşular uyanın! Katil, kazmalı katil! Ne yapıyorsun kızım? Kazma yerle bir ettin ya! Yakalandın, sakin ol! Yakalandın! Ne yapıyorsunuz Ozan Bey? Bağırmayın, uyandıracaksınız herkesi. Ne yapıyorsunuz öyle? Asıl siz ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz katil? Ne katili Zeynep Hanım, ne diyorsunuz siz öyle? Katillik yapıyorsunuz. Madem katil değilsin, gecenin bir saatinde her gece niye kazıyorsun bahçeyi? Niye yapıyorsunuz? Çok kötü yapıyorsunuz. Demek gördünüz yani he? Benden bir şey kaçmaz. Uyur Ozan, uyumaz. Düşman uyumaz. Aman her neyse. Katil, pis katil. Bağırmayın lütfen, çocuklar uyanacak. Uyanırsa çok üzülecekler sonra. Bilse babalarının ne yaptıklarını. Pislik. Elim ayağım titriyor Ozan. Ozan'ın kedilerini çok seviyorlar çocuklar. Kedi katili. Kedi katili mi? Kedi mi? Kedi katili. Kedi pis zoofili seni. Kedi katili. Kedi katili seni. Şey yapalım. Hayatım, bu sesle bu ne oluyor? Baba. Baba Minnaş'ı ne yapıyorsun? Anne Minnaş ölmüş. Oh, çocuklar durun. Ben size anlatacağım çocuklar. Beğendiniz mi yaptınız ha? Bakın alın, alın çocuklar. Yaptık biz. Ne yapayım yani? Çocuklar seviyor diye pet shop'tan kedi aldım. Aldım üç tane kedi de öldü. Birini gömdüm yenisini aldım. Birini gömdüm yenisini aldım. Hepsi öldü işte. Ağlamayın tamam. Ben size yenisini alacağım. Girin içeri, tamam gir. Gir. Çıkmışlar balkona, bizi gözetliyorlar. Üf be üf. Yok pardon, biz şey yaptık. Şey için. Ozan'cığım tamam. Tamam lütfen gir içeri. Şey yapmamış. Adamı zorla katil edeceğiz. Ay, affedersiniz, bile diyemedim adamı. Salak. Hep senin bu şey, sevdandan zaten. Yani adam dünyanın en merhametli babalarındanmış. Nasıl günahını aldık adamın? Nasıl ya? Aklıma geldikçe yerin dibine giriyorum utancımdan ya. Hadi yatalım yavaş yavaş. Ay, kaç gündür gözümüzde uyku girmiyor vallahi. Ozan. Hı. Ozan gel gel. Ne? Ozan bir bak. Yan komşunun bahçesine bak. Kedidir o. Kedi kızım ya. Ya o değil. O değil. Öteki yan taraftaki komşu. Öteki yandaki komşu. Koca bir kutuyu sürüklüyor arabasına doğru. Ya
Ya Zeynep rahat bırak. Allah'ın sana ne kardeşim ya. Gel yatalım hadi sevgilim ya. Zeynep'ciğim öyle bir şey değil ama bir kutuyu gecenin bir saatinde niye bir insan koca kutuyu arabasına doğru sürükler? Ay kutunun içinden bir elbise bir de bir kol çıkmış Ozan. Sevgilim. Kalk. Bana bak. Belli ki bizim yan komşumuz mağaza mankeni imalatçısı, tamam mı? Eski mankenleri de kutuya koymuş atıyor, anlatabildim mi? O kutuda, o kutudan sarkan kol da bu. Tamam? Diyorsun. Ama emin misin? Değilim. Ama umurumda da değilim. Çünkü 3 gündür uykusuzum ve daha da fazla uyumak istemiyorum. Uykusuz kalmak istemiyorum, anlaşıldı mı? Yatalım artık. Ama bu vakayı da ödük konuşulacaksın. Doğru söylüyorsun sevgilim. Hani çilek, çikolata, istiridye, Antep fıstığı, libidoyu artırır diye duymuştum ama kabak çekirdeğini ilk defa duyuyorum ondan. Vallahi ben de daha önce duymamıştım. Kabak çekirdeğinin içindeki çinko yapıyormuş bütün bunları Ozan diyor. Evet, kan dolaşımımızı hızlandırıyormuş. Üstelik ekonomik daha. Kilo kilo alır, çitler çitler saldırırız birbirimize. Vallahi öyle. Bir de dergiden hiçbir işe yaramaz dersin. Özür dilerim hayatım. Bu sefer haklı çıktılar. Nasıl? Bir hareketlenme var mı? Vallahi benim kıpırdama var ha. Sen? Vallahi mi? Yani ay, ateş aslı. Ayağa başlasak böyle kan dolaşımında bir hızlanma varmış gibi geliyor. O zaman işin eğlence kısmına geçebiliriz diyorum ha? Geçelim mi? Hadi önce sen. Hı? Önce sen. Önce sen ne ya? Ya çık yukarı hazırlan geliyorum ben de. Ne? Ya ayakta geçen çıkıyorum. Neden ben çıkmışım şu zaman? İkimiz birden çıkalım. Tamam ama 2 dakika versen. Neden? İşe yaramadın kabak çekirdeği. Hı? İşe yaramadı mı kabak çekirdeği? Yok işe yaradı. Libidom taban yaptı da çekirdek yemeği bırakamıyorum ki. Şey yapamıyorum, ben mi bırakmadım ya? Anlatsana ya. Hı. Bitirelim hepsini. Ondan sonra... Yememiz bittikten sonra beraber elektriği çıkalım. Delirdin ya sen. 2 kilo kabak çekirdeği aldık kızım. Kadar. Bu elimdeki bitsin, bu elimdeki bitsin diyor. Saldır. Bu niye yoksa? Çabuk. Hızlan. Ozan'cığım ama... Güzel, sen yatılı okulda büyüdüğün için hızlı hızlı yiyor. Alışın ya da. O kadar hızlı yemiyorum. Sen de... Güzel, hızlan. Çıkır ya. Çabuk. Ne oldu? Ne oldu kız? Bir şey oldu. İyi. Devam.